Privet Yağnur. Bugün bilmiyorum ama o gün Netflix'te izlediğim bir belgesel niteliğinde, bu Rus tarihi ve belli bir dönemini anlatan bir belgesel niteliğinde tarihi bir dizide bir konu ele alınmıştı ama o kadar pek üstünde uzun süre durulmadı. Yalnızca işte böyle 1-2 dakikalık durulan bir konuydu ama aslında ilginç bir konuydu bu konu. Ve ben de dedim ki neden bugün bununla ilgili bir video hazırlayıp neden YouTube kanalımda bununla ilgili bir video hazırlamıyorum diye düşündüm. Ve ondan sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Ben bu videoyu normalde Her Tel'den serisine eklemeyi düşünürken sonra birkaç tane daha önceden de dikkatimi çeken, araştırdığım hem de bilgisi olan konuları da görünce sadece ama sadece Rusya Federasyonu topraklarında benim dikkatimi çeken olaylar, kişiler ya da durumlar hakkında video serisi başlatmaya karar verdim ve bu seri de o şekilde oluşmaya başladı. İlk videoda zaten şu anda dinlemeye başlıyorsundur. O zaman ben bu benim dikkatimi çeken o günkü izlediğim belgesel nitelikteki tarihi dizide tabii birçok hatası var, orası ayrı mesele ama bu arada izlemek isteyen olursa ismi Son Çar diye geçiyor. The Last Charts diye İngilizce tabiriyle geçiyor. Tabii dizide birçok hata var, birçok sıkıntılı olan konu var ama genel hattı itibariyle doğru konular var. Ve orada işte benim dikkatimi çeken de bir tarikat meselesi söz konusu oldu. O yüzden bu diziyi, mini diziyi izlemenizi de tavsiye ederim. İsteyen izler, isteyen izlemez. Ona bir şey diyemem. O zaman ben Rusya'da belli bir zaman öncesinde var olan ki günümüzde de aslında hala var olan bir tarikata başlayayım. Yani Hilisti tarikatına yolculuk videosuna hoş geldin diyerek başlayayım videoya daha doğrusuyla. Şimdi olayı şöyle ben başlatmak istiyorum. Ruskiye Pravoslavne Treskov dediğimiz yani diğer bir tabirle Rus Ortodoks Kilisesi'nde hikayemiz başlıyor. İlk önce bizim oraya gitmemiz lazım. Ama bu önceki işte 900'lü yıllar, 1000'li yıllardaki kinezlik döneminden falan oralara hiç girmeyeceğim, merak etme. Sadece işte bu 1500-1600'lü yıllarda o zamanki ismiyle Çarlık Rusyası'nın başında kutsanmış lakaplı Fyodor Adin Ivanovich yani 1. Fyodor, namı diğer 1. Fyodor'un olduğu döneme ben daha çok vurgu yaparak başlayacağım bu videoya. Şimdi az önce de dediğim gibi bu 1500'lü yıllarda Çarlık Rusyası diye geçiyor. Yani bizde nasıl şu anda Rusya Federasyonu, bundan önceki dönemler işte Sovyet Rusya dönemi, ondan önceki döneme de Çarlık Rusya dönemi diyoruz. Şimdi bu Çarlık Rusya döneminde 1. Fyodor tahtta vardı ki az önce ismini de bahsetmiştim. Fyodor Adin Ivanovich yani 1. Fyodor hükümdarlığı sırasında o sırada kayınpederi de kendisi Rurik Hanedanlığı'nın son kişisiydi biliyorsunuz. Yani bilenler vardır illaki. Rus İmparatorluk zamanında hanedanlık gerçekten de önemli bir konuydu. Ve nasıl işte Rus İmparatorluğu'nun son hanedanlığı işte Romanov ailesi ise o dönemlerde de işte Rurik ailesi, Rurik Hanedanlığı vardı. Ve bu 1. Fyodor'un kayın biraderi ise kendisi bu Rurik Hanedanlığı'nın son kişisiydi ve aynı zamanda da 1. Fyodor'un naibi yani temsilcisi, velihattı gibi düşünebilirsiniz. Temsilci konumunda o kişiyi temsilen bir makama sahip birisiydi. Ve bu kişinin ismi ise Boris Godunov adında birisiydi. Boris Godunov belli bir süre sonra işte bu temsil ettiği makamından dolayı tabii ki de yetkisi de var. Ve o dönemde fon yokluğundan çok utanan Konstantinopolis'in ekümenik patriği ile iletişime geçiyor. Yani burada fon sıkıntısı çeken kimdi? Tabii ki de Konstantin'e ekümenik patriği karışıklık olmasın. Yalnız burada bir açıklama yapma gereği duydum. Ekümenik patrikliği hakkında bir şey. Ekümenik patrik demek Konstantinopolis'te yani günümüzdeki İstanbul'daki yeni Roma'nın baş piskoposuna denilir. Neden İstanbul'u merkez aldım? Şu yüzden. Doğu ve Batı Roma meselesini biliyorsunuzdur. O meselede de Katolik mezhebinin merkezi Vatikan'a taşınıyor. Ortodoks mezhebi ise İstanbul'da kalıyor gibi bir durum vardı ortada. Aynı zamanda ekümenik patrik dünya çapındaki Doğu Ortodoks Hristiyanlığının temsilcisi, ruhani lideri konumunda olan da birisidir. İşte bu Boris Godunov
İstanbul'da başpiskoposla iletişime geçiyor ve o sırada resmi olarak Polonya Krallığı ve Litvanya Dükalığı denilen bir devlet var. Bizim bu tarihimizde hani tarih kitaplarımızdaki anlattığımız Avusturya Macaristan Devleti gibi düşünün. Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi düşünün. İşte bu topluluk Doğu bölgelerinin Rus çarlığına bağlanmasına dahil edilmesini bir nevi müjdeleyen bir anlaşma imzalıyor. Ve bu anlaşma tarihte Pereyaslav Konseyi tarafından yapılan Pereyaslav Anlaşması diye bir isim oluyor. Bu Pereyaslav Anlaşması imzalandıktan da birkaç yıl sonra Kiev Metropoliti yani Hristiyan kiliselerindeki piskoposluk ünvanı ve tüm Rusya'nın görüş idaresi tamamen Moskova Patrikhanesi'ne devrediliyor. Tabi daha sonra başa bizim ülkemizdeki gibi birçok kişi ve tarihçi damgasıyla deli diye yapıştırılan birisi çıkıyor. Bana göre ise Büyük Petro. Bu arada burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi neden yönettikleri toplumlarını modernleşme politikalarıyla geliştirmeye çalışanlara laf atarlar anlamış değilim hiçbir zaman. Bunun iki sebebi var sanırım. Ya kendi menfaatleriyle örtüşmüyor diye ya da beyinlerin modernleşme ve gelişmeleri o kadar kapalı yetiştirmiş olması bu durumu ancak açıklar diye düşünüyorum. Mesela bizim tarihten iki örnek vereyim. İkinci Mahmut ile Mustafa Kemal Atatürk. İkinci Mahmut döneminde o günlerde modernleşme daha ziyade batılılaşma şeklinde anlaşılıyor ve düşünülüyor. Ve bu yüzden de ıslahat adımları kimlikle ilgili bir mesele olarak görülebiliyordu. Yani biz kimliğimizi kaybedeceğiz, kendimizi kaybedeceğiz. Ya bu padişahın kafası yerinde mi, bizi niye modernleştiriyor falan diye düşünüyorlardı. Ve ikinci Mahmut. İşte bu durumlardan dolayı da 2. Mahmut'un günümüzde genellikle Osmanlı'nın hoşgörü anlayışının bu bir ifadesi olarak zikredilen ben tebaamın Müslüman olanını camide, Hristiyanları kilisede ve Yahudileri de havrada fark ederim. Aralarında başka bir fark yoktur şeklindeki o meşhur sözü aslında klasik millet sisteminden vazgeçme yani padişahlık teba meselesinden vazgeçip eşit vatandaşlık hukuku oluşturmaya yönelik bir niyet beyanıydı. Pantolon giyen, resmi dairelere kendi fotoğrafını astıran ve birçok modernleşme hareketi yapan 2. Mahmut'a gavur padişah lakabı bile takıldı bu yüzden. Ya da Atatürk. Bu ülkenin halkının esaretten kurtulup kendi millet şuurunun yeniden canlandırılması için onca ilke ve inkılaplara imza attı. Sonucu ne oldu? Ayyaş oldu, kafir oldu, ajan oldu, birçok kötü ithama maruz kaldı. İşte Rusya'nın da Büyük Petro'sunun da kafa yapısı o dönemin insanlarınca, bazen de günümüz insanlarınca bile anlaşılmadığı için günümüzde bile bu durum geçerli Deli Petro lakabının ortaya çıkmasını sağlar. Bu tabii Büyük Petro'yu başka bir zaman yani yine bu podcast listesine eklemeyi düşünüyorum. Orası da ayrı mesele. Neyse konuyu fazla dağılmasın. Bu kadar çok fazla yeniliğe adımını atan, farklı düşünen, farklı kişiliğe sahip olan Büyük Petro tabii ki de tahta geçiyor ve Rus hükümetinin, ordusunun, kıyafetlerinin ve tavırlarının radikal bir şekilde modernleşmesi gündemine sahipti. Yani adamın gündemi doluydu. Rusya Federal, daha doğrusu Çarlık Rusya'yı nasıl daha da modern edebilirim düşüncesine gündemine sahipti. Rusya'yı müthiş bir siyasi güç yapar. Burası hemfikir olunabilecek bir konudur sonuç olarak baktığımızda. Ve bu konumuza bağlantılı olarak Rusya Ortodoks Kilisesi'nde sıkı hükümet kontrolü altına alıyor. Çünkü kendi aklında bazı soru işaretleri vardı. Birazcık da güven sarsıntıları durumu vardı. Aynı zamanda inanç konusunda da bazı durumlar söz konusu olduğu için o sırada Rusya Ortodoks Kilisesi'ni sıkı bir hükümet kontrolü altına almış oldu. Patriği kontrol ettiği bir kutsal sinod ile yerini değiştirdi yani ünvan yerini değiştirdi. Çar ve tüm piskoposları kendisi atadı ve bir rahiplik kariyeri üst sınıf toplum tarafından seçilen yol olmayıp bölge rahiplerinin çoğun ise rahiplerin çocuklarından yani oğullarından çok düşük eğitimli ve çok böyle düşük
maaş alacak tarzlarda bir sistemin başlatılmasına sebep oldu. Manastırlardaki keşişlerin statüsü birazcık daha yüksekti. Evlenmelerine izin bile verilmezdi. Yani bu filmlerde gördüğümüz işte bu seyyah, keşiş durumları, at üstünde, eşek üstünde giden seyyahları falan, daha doğrusu keşişleri biliriz. Aynı onun gibi bir durum var ortada. Politik olarak baktığımız zaman da kilise iktidarsızdı. Yani karar mekanizması iyice artık sıkıntıya uğramış durumda oldu. Ve o sırada da Büyük Katerina dediğimiz 18. yüzyılın sonlarında artık başa geçmesiyle beraber, kendi kocasını tahttan indirerek bu arada, ve başa geçtikten sonra da kilise topraklarının çoğunu ele geçirerek rahiplere vaftiz ve evlilik gibi hizmetler için ücretlerle desteklenen küçük bir maaş verdi. Bu Pereyaslav anlaşmasından sonra da Osmanlılar Konstantinopolis Patriğini, Kiev Metropolitanı yani Kiev Büyükşehri ve tüm Rusları Konstantinopolis'in yetki alanından Moskova'ya devretmesi için baskı yapmaya başlıyor bu sefer. Bunu yapan da Osmanlı Devleti oluyor. Devir teslim işleri falan filan, milyonlarca sadık ve yarım düzünü psikoposluk bölgesinin Moskova Patriğinin ve tüm Rusların ve daha sonra Rusya Kutsal Sinodosu'nun nihai idari bakımı altına getirerek Ukrayna'nın Rus kilisesindeki önemli varlığına yol açar. Bu da iyi bir şekilde de devam eden bir süreç var. Şimdi kısaca, ortalık karışık mı? Karışık. Oradan oraya taşınıyor mu? Taşınıyor. Zaten mesela Kiev Metropolitanı'ndaki aynı zamanda bu ünvandan daha ziyade bir de şöyle bir şey var. Birçok kere isim değiştirme, birçok kere psikoposluk değiştirme, birçok bölge faaliyetini değiştirmesi gibi durumunda olması var ortada. Ta ki tek kalan ortada yüzyıllardır sabit kalan tek bir şey varsa o da Kiev'in tam olarak ismidir. Yani ortalık dediğim gibi karışık, sıkıntılar var, fon kaynakları eksikliği var. Çarlık Rusyası'nda birçok taht meseleleri var, birçok değişimler var, hükümet kontrollerinin iktidarsızlaşması var vesaire vesaire durumlar var. Olaylar da işte tam olarak burada başlıyor. Bu dönemde kiliselerde bazı olaylar yaşanmaya da başlıyor. Yani bu kadar fikir ayrılığını, yani işte Konstantinopolis'ten Moskova'ya taşınmasının yanı sıra, işte kiliselerin birleştirilmesinin yanı sıra, o kiliselerin kapıları, yani kapılarının arkasında fikir ayrılıklarının da başladığı bir dönem yaşanıyor. Ruhani Hristiyanlığa böyle yeni bir inanç hareketi geliyor. Ruhani Hristiyanlıksa Doğu Ortodokslarında olmayan, sözde halk protestanları tarafından tutulan inanç sistemleri grubuna denilen bir isimdir. Böyle bir ortamda da Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılan ve 1600'lerden böyle 20. yüzyılın sonlarına kadar, yani 1900'lü yılların sonlarına kadar var olan bir yeraltı ruhani Hristiyan mezhebi ortaya çıkıyor. İsimlerini ise bugünkü videonun konusunun başlığına da koydum, Hilis diye koyuyorlar. Bu arada yazılışından daha kolaydır okunuşu, Hilis diye okunan bir tabiri var. Ek bilgi olarak da Hilistlerin soyundan gelen yeni İsrail mezhebi, ki yeni bir, bu da bir yeni düşünce akımıdır. Bugün Uruguay'da, yani mezhebi bugün Uruguay'da hala varlığını sürdürüyor. Yani hala bitmiş mi? Bitmemiş. Zaten Hilistlerin genel özelliği budur. Ne kadar çok baskı olsa da, ne kadar çok kapatılma olsa da, illaki bir yerlerde tekrar hortlayacak bir tarikattır. Tarikata geri döneyim ben, bu Hilist tarikatına. Tarikatın üyeleri kendilerini Louis de Bost, yani Tanrı'nın halkı ismini, Mesih'in bu inanışının takipçilerine ise Cristoforo ismini, kısa tabiriyle ise Christi gibi kendilerine pek çok isim veren bir süreçle başlıyor. Hristi ünvanı ise mezhebin eleştirmenleri tarafından uygulanan aşağılayıcı bir terimdir. Terimin kökeni tartışmalıdır ve bunu tam olarak nereden geldiğini bilemeyiz. Ve muhtemelen grubun az önce bahsettiğim Christi tanımlamasının bir yozlaşmış ismi de olabilir. Ancak aynı zamanda
tarikatın ritüel kendini kırbaçlama uygulamasını da işaret edebilir. Çünkü Rusça hilis kelimesi kırbaç ve ince çubuk anlamına da gelir ki zaten ritüellerinde kullandıkları kırbaç ince çubuk meselelerinden dolayı da hilist olabilir. Ya da yani Yunanca olarak baktığımız zaman, çünkü Ortodoksluktan bahsedersek bir Latinlik, bir Yunanlık durumu da söz konusu olacak. O yüzden bizim diğer bir kaynağımız Yunanca olur. Yunanca ise hliaste dediğimiz işte bin yılcı anlamına da gelen bir sözcükle de alakalı olabilir gibi bir durum var ortada. Yani ismin nereden geldiğine dair net bir şey yok. Tarikat kendi sözlü geleneğine göre 1645'te Kostromalı bir köylü ve kaçak bir asker olan Daniela Filipov, yani diğer ismiyle ise Daniel Filipovich tarafından kurulduğundan bahseder. Tarikatın kurucusu Vladimir Oblast'ındaki Gorodino tepesine indikten sonra yaşayan bir tanrı haline geldiğini söyler ve öğrencilerine de diğer şeylerin yanı sıra cinsel ilişkiyi, içkiyi ve küfürü yasaklayan 12 emir verir. Yani bir nevi Musa'nın 10 emri gibi bir şey düşünün. Ama bunun yani birçok şeyi yasaklayan, içki içemezsiniz, cinsel ilişkiye giremezsiniz, küfür edemezsiniz vesaire vesaire dediği 12 emirden sıralar. Daha sonra halifi tabii ki de artık yani kendini büyütecekse eğer bir halef olarak kendisinden sonra seçecek olanı kişiyi seçmesi de lazım. Ve halef olarak da bu Muromlu bir, yani bir köylü olan Murom'da bir aynı işte bu Vladimir Oblast'ı gibi bir yerdir. Buradan köylü olan Ivan Suvlov'u seçiyor. Ve Filipov ardından yeni bir Mesih'e dönüştürülen, yani adama bakın artık ne kadar çok etkisini arttırıyorsa, Filipov tarafından yeni bir Mesih'e dönüştürüyor Suvlov. Ve Tanrı'nın annesi unvanı verilen bir kadınla beraber 12 havarinin de takipçisi olur. Ve bu gelenek Suslov'un Rus yetkililer tarafından iki kez çarmıha gerildiğini ancak her seferinde ölümden dirildiğini anlatır. Bu hikayeyi destekleyecek veya Filipov'un varlığını doğrulayacak yazılı bir kayıt var mıdır diye soracak olursam hayır yoktur, sadece bir iddiadır. Ve Hristiye ilk tarihsel referansı Rus Devlet Kilisesi'nin 17. yüzyılındaki reformlarına direnen bir Hristiyan topluluğu olan eski inananların yazılarında bulunmasıyla ismi vardır sadece ortada. Eski inananlar da Hristiye kafir olarak kınırlar ve onlar hakkında uyarılar 1600'lü yıllardan, yani 1600'lü yıllardan kalma mektuplarda bulunabilir. Ortodoks Kilisesi de bu Hristiyan saldırması bile mevcut, hatta bu mektupları birazcık incelersek. Neyse, Suslov'a geri döneyim. Yani bu bizim halefe geri döneyim. Suslov 1716 civarında işte ölür ve bu sırada işte Prokofil Lukin, yani yeni başka birisi yeni bir Mesih olur. Sözlü gelenek Lupkin'in işte Filipov'un oğlu olduğunu iddia eder. Ancak bunun doğru olmasının pek olası olmadığı da ortadadır. Çünkü Lupkin bir tüccardır ve takipçileri için gizli toplantılar düzenlemek için Agrik ve Venev gibi yerlere sık sık yaptığı seyahatlerden yararlanılmasından bahsedilir. Takipçilerini 3 yerine 2 parmakla haç işareti yapmak gibi eski inananlar gibi ibadet etmeye teşvik ettiğinden, ama aynı zamanda onlara devlet kilisesine gitmelerini ve cemaate katılmaları talimatı verildiğinden de bahseder. Ve Lupkin'e birazcık baktığımızda da Lupkin'in karısı ve oğlu da dahil olmak üzere birçok hilist manastır yemini bile ettiği ortaya çıkar bu sefer. Ve Lupkin ayrıca tarikatın zulmünden korunmasına yardımcı olan kiliseye büyük bağışlar da yapıldığı ortadadır. Bu da şu demek oluyor. Orada da gerçekten ilginç bir şeyler dönüyor. Ama neydi bunlar? Yani düşünün, birisi kiliseye karşı geliyor, hatta kafirlikle suçlanıyor, gidiyor kendi tarikatını kuruyor. Sonra gidiyor Vladimir Oblast'ında ben artık yaşayan bir tanrıyım diyor.
yeni bir halef seçiyor, örgütlenmeler oluyor falan. Yani aradan yaklaşık olarak bir 50 seneye yakın bir süre geçiyor ve 50 süre içerisinde yani birbiriyle çelişen durumlar oluyor. İlk kurulduğu zaman kiliseye karşı ama Lupkin'e baktığınız zaman ise kilisenin yanında olan hatta kiliseye bağışlar yapan birisi çıkıyor. Yani burada bir gerçekten ilginç bir şeyler dönüyor. Sorunun cevabı bugün de bu videoyu hazırlama sebebim olan bu Hilistlerin inanç sistemleri ve aslında uygulamalarında saklı. Direkt hemen o konuya gireceğim. Yani neden bu videoyu çektim, neden benim dikkatimi çektiği ile alakalı bir durum. Bu Hilistlerin inanç sistemleri ve uygulamalarına baktığımız zaman rahiplikten, kutsal kitaplardan ve azizlere saygı gösterilmesinden vazgeçilmesinden bahseder. Kutsal ruhla doğrudan iletişim olasılığına ve onun yaşayan insanlarda somutlaşmasına inanıyorlardı. Liderlerinin her biri yaşayan bir tanrıydı ve her cemaatin ve onların tabiriyle geminin mezhebin genel lideri tarafından atanan kendi Mesih ve Tanrı'nın annesi vardı. Ayrıca Radeini dediğimiz yani sevinç ritüeli. Bu arada bu Radeini kelimesini çok sık duyacağız. Bu sevinç ritüeli sırasında elde ettikleri beş hali sırasında kutsal ruhun herhangi birinin üzerine inebileceğine inanıyorlardı. Şimdi ben burada bir parantez açacağım. Beş haliyle alakalı olarak. Beş halini aslında hemen hemen herkes bilir. Şöyle anlatayım. İster bir musiki eşliğinde olsun, ister ağızdan çıkarılan bir sesle olsun, o çıkarılan sesin dinlendiği esnada o sesi dinleyip böyle ardından gevşeyip yaşadığı manevi heyecan, coşku ve hüzünle o kendinden geçme haline biz vecd diyoruz. Bir nevi olan durum şu, hani tasavvuf anlayışında zikir çekme meselesi vardır ya, hani kendinden geçecek kadar zikir çekmeler falan işte. Ha işte o durum var ortada burada da. Ama biraz farklı bir versiyondan uyguluyorlar bu Hilist tarikatında. Ama yine bir kendinden geçme durumları aynı. Orada yalnızca insanlar ağızlarından sesler falan çıkartıyorlar. O şekilde. İbadetlerinin odak noktasını oluşturan bu ritüel, yani bu işte Redini dediğimiz ve vecd durumu dediğimiz ritüel kutsal bayram günlerinde yapılırdı. Cemaat akşamları bir üyenin evi gibi önceden belirlenmiş bir yerde de toplanırdı. Dış giysilerini çıkarır, kutsal mekana sadece atletle girerlerdi. İsa duasını yani Rab İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu, bana merhamet et, bir günahkarım ben tarzında duasını ettikten sonra işte tapanlardan bazıları kutsal ruhun üzerlerine geldiğini hissedecek derecede ve çılgınca dans etmeye, peygamberlik etmeye başlardı. Anlaşılmaz bir dilde de hatta bunları söylerlerdi. Yani o dans ettikleri sırada olan durumları, ya anlaşılmaz bir dilde, yani Rusça mı konuşuyorlar, Latince mi konuşuyorlar belli değil gibi bir durum var ortada. Şimdi bu durumdayken de dansçılar yorgunluktan bayılana kadar bazen yarım saat, bazen daha fazla bile devam ettiklerinden bahsedilir. Son olarak ise bu kendinden geçtikten sonra İşte fındık, ekmek, hamur işi ve kıvastan oluşan kutsal bir yemeği paylaşırlardı. Bu arada kıvas dediğimiz şey ise bir içecektir. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim bu içecek hakkında. Konuyla alakalı değil ama kıvas normalde Slavların popüler içeceklerinden bir tanesidir. Normalde içkidir, alkoldür ama alkollü kategorisine alınmıyor. Bunun sebebi de şu yüzden. Şimdi hani normalde malta şekerinden yapılan bazı mesela biralar vardır, alkollü içecekler vardır. Bu Slavlarda ise işte bu çavdardan yapılan bir içecektir kıvas ve 1,44 gibi bir alkol oranına sahip de olunca ondan dolayı da alkollü içecekler kategorisinde yer almaz, normal içecekler kategorisinde yer alır. Ve bu ayinlerde de işte bu kıvas dediğimiz bir içecek
İçeceğin yanı sıra işte fındıklı, ekmekli, hamur işiydi falan yapılanlar yenilirdi, içilirdi. Neyse, konuya tekrar geri döneyim. Konu yani o kadar çok dağıtılmaya müsait bir konu ki inanılmaz derecede. Neyse. Kutsallaştırma sürecinin bir parçası olan ve bireyin ya da grupların günahkar doğasını öldürmeye çalıştığı eylem diye bildiğimiz etin mortifikasyonu, Latince tabiri budur bu arada, küçük yani düşürülmesiyle bağlantılı olarak genelde Radenle ayinine eşlik eden kendi kendini kırbaçlama uygulaması da vardı bunun içinde. Yani az önceki o sevinç, Radini dediğimiz sevinç ritüeli vardı ya, ha işte. Onun içerisinde bu işte günahkar doğasını öldürmeye çalıştığı eylem olan etin de vardı. Biz bu etin meselesinin bir nevi benzerini Hristiyanlıkta da görüyoruz. Mesela bazı manastırlarda falan işte kendini günahkar hisseden bazı din görevlileri işte kendi odasına çekildikten sonra kendilerini kırbaçlama gibi bir şey var. Bu kırbaçlama ritüeli tabii ki de İsa'nın bu çarmıha gerilme sürecindeki süreç içerisinde olan kırbaçlama aslında doğasıyla, durumuyla aslında bağlantılı bir durumdur. Bu şekilde o kırbaçlama tabii ki de kendileri için o günahkar bedeni temizlemek maksatlı önemli bir durum. Rus bir yazar olan bu Edward Raskinski'ye baktığımız zaman, daha doğrusu 1960'lı yıllarda işte bu Çeçen adasında yaptığı yolculuk sırasında tanık olduğu bir Radini ritüelini şu şekilde anlatması var mesela seni. Tıpatıp alıntılayarak bahsediyorum şu anda. Çıplak vücutlarının üzerine giyilen beyaz keten gömleklerle bir köylü kulübesinin mahzenine indiler. Orada kuru mahzende mum yaktılar. Yarı ışıkta kutsal bir şeyler söylemeye başladılar. Daha sonra açıklandığı gibi Paskalya kanonundan bir mısra. Görüyorum, sevindik çünkü Mesih dirildi. Bundan sonra neşeli, açık renkli gözleri olan küçük bir yaşlı adam yerel Mesih bir ilahi söylemeye başladı. Titreyen mum ışığında dua ediliyordu. Ve sonra gençlik enerjisiyle sevinmeye, yani olduğu yerde çılgınca dönmeye, dans etmeye başlayıp haç çıkarmaya ve vücudunu sürekli kırbaçlamaya başladılar. Kora dualar okudu, sesleri her zamankinden daha vahşi, daha hararetli ve tutkulu bir şekilde dua ediyorlardı. Öyle ki bazıları şimdiden çığlık atmaya ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya bile başlamıştı. Ama bu noktada yaşlı adam dönmesini durdurdu ve çılgınca haykırdı. Kardeşler, kardeşler, onu hissediyorum, kutsal ruh, Tanrı benim içimde ve kehanetler söylemeye başladı. Ah ruh, aman Tanrım, ah ruh lordu. Bundan sonra ana ortak sevinme ayini veya genel dönme ve dans başladı. Yani tamamen mısralarda bu şekilde yazıyordu. Bu Raskinski'nin işte sarhoş edici etkisi nedeniyle dönen danstan manevi bira olarak bahsettiklerinden söylüyor kitabında. Bu az önce bahsettiğim işte kıvas içeceğinden, yani bir mesele falan var yani orada. Manevi bira, ruhumuzu güçlendirecek bira diye bahsedilmeleri de var. Dans bir süre sonra devam ettikten sonra tapanların yere düştüğünü bildiriyor ve diyor ki bu onun sonuydu ama görünüşe göre sadece ben orada olduğum içindi. Raskinski bazı gemilerde, yani bazı tarikatlarda Hristlerin bu noktada grup günahı olarak betimledikleri, yani onları bedensel şehvetlerden arındıracağını inandıkları çılgın bir cinsel alem yapacaklarını iddia bile etmiştir. Benzer şekilde Amerikalı bir gazeteci olan günlük tutan ve kurgu olmayan bir yazar ve aynı zamanda The New York Times'ın sahibi olan ailenin bir üyesi olan Cyrus Leo Salzberger ise The Fall of Angels kitabında Hillist'in en önemli fikrinin kurtuluşa ancak tam bir tövbe ile ulaşabileceğini ve bunun gerçekten günah işleyen birisi için çok daha ulaşabilir olduğu hali yani yazar. Aynen bu şekilde yazar. Bu ne demek oluyor? Şu,
Ben ne kadar çok günah işlersem tövbe etmem o kadar benim için daha olası bir durum oluyor. Çünkü ben Tanrı'yı o zaman kendi içinde hissediyorum. Yani bir nevi aslında ne kadar farklı olsa da buna benzer bir durum İslam literatüründe farklı bir haliyle var. O da şudur, mesela bir hadis rivayetine göre diye bahsederler. Bu hadis rivayetine göre ise peygamberin bahsettiği bir husustan vardır. Birisi birisinden borç alırsa Allah'ın ona işte her gün daha yakın olacağını bahsetmesi gibi bir hadis rivayetinden bahsedilir. Bir nevi aslında farklı bir konu dahi olsa böyle bir şey var yani. Ben ne kadar çok günah işlersem Tanrı'yı kendi yakınımda o kadar daha çok hissederim ve günah işlediğim için de ona daha da çok ulaşabilirim. Çünkü onun yani Tanrı katında tövbe kapısı her zaman açıktır gibi bir durumun olmasından bahsedilir. Tabi bazı profesörler ise bu durumu yalanlar, böyle bir şey yok, yaptıkları şey parçalanmış grupların kutsal ilişki davranışları olduğunu bile söylemiştir. Ama ne var ki tarikatın ilk günlerinden beri cinsel ahlaksızlık suçlamalarını hiçbir zaman peşlerine bırakmadı ve çok sayıda hükümet soruşturmasına bile yol açmıştır. 1717'de Lupkin ve diğer 20 hilis Aglih'te tutuklanır. 5 ay boyunca alıkonulurlar. Bu süre zarfında sorguya çekilirler, dövülürler. Takipçilerinden bazıları gözaltında kalırken Lupkin bu 300 ruble rüşvet vererek kendi serbestliği için pazarlık yapmayı başarması var bu dönemde. Resmen tövbe etmesine rağmen bu 1730'lu yıllarda ölümüne kadar bu hareketi yönetmeye devam eder. 1733'ten 39'a kadar özel olarak oluşturulmuş bir hükümet komisyonu yüzlerce şüpheli Hilist üyesini tutuklar ve onları cinsel alemlere katılmak ve ritüel bebek öldürmekle suçlar. Bu suçlamalar defalarca reddedilir ancak komisyon yine de 300'den fazla kişiyi mahkum eder. Ağır çalışma, dayak, burun ve dil kesme cezaları verirler ve mahkumların çoğunu Sibirya veya Orenburg'a sürgüne gönderirler. Ancak Hilist caydırılamadı ve uygulamaya da devam etti. Sürgüne gönderilenlerden bazıları bu hareketi Sibirya üzerinden yaymaya başladı. Bu nedenle 1745'te bu kez çok daha acımasız sorgulama yöntemleri kullanan yeni bir komisyon oluşturuluyor Rus Çarlığı hükümeti tarafından ve bu komisyon cinsel sapkınlık ve yamyamlık komünyonu hakkında yanlış itirafları ortaya çıkarmasına ve 200 kişiyi daha da sürgüne göndermesine rağmen aynı şekilde hareketi ortadan kaldırmayı başaramadı. Hilist'in Üsküp, Dukhobors, işte Molokonlar gibi bazı mezhepleri doğurduğunda da tüm Rus mezhepçiliğin kökeni olduğu da söylenenler arasında. Nasıl bir tarikat var ama, değil mi? Oldukça sapkın ve farklı ritüelleri olan tarikatın mensupları ayinlerde kendilerinden geçene kadar dans ederek kendilerine kırbaçlıyorlar ve en sonunda yorgunluktan yerlere düştüklerinde de toplu olarak cinsel birliktelik yaşıyorlardı. Bunları yapmalarının sebebi ise inanışlarıydı. İnanışları ise günah işleyerek günahtan kurtulmak, yani sinning to drive out sin olması bir durum var ortada. Onlara göre ayinden sonra kişinin ruhu günahlardan arınmış bir hale geliyor ve Tanrı'ya daha da yaklaşıyordu. Peki bil bakalım sevgili arkadaşım. Ortada kızının yazmış olduğu günlükteki satırlardan dolayı böyle bir gruba kim üyedir sence? Tabii ki de farklı, ilginç, sarhoş, her gün başka bir kadınla birlikte olan tek birisi hariç ki Aleksandra Fyodorovna, yani son Rus imparatorun eşi hariç herkese birlikte olan ağzı bozuk birisi. Elbette hikayeyi biliyorsan Rasputin diye yapıştırırsın hemen. Aynen öyle. Hani Tolstoy diyor ya, tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Bu ikinci hikaye de bu şekilde başlıyor.
Sibirya'nın geniş topraklarında çakan bir kıvılcımın Petersburg'un Çarlık Sarayı'nda nasıl önüne geçilemez bir yangına dönüştüğünün hikayesidir bu ikinci hikaye. İşte bu hikaye şehre bir yabancının gelmesiyle başlıyor. Rusya'nın hatta belki de dünyanın kaderini değiştirecek bir hikayedir bu. Bazılarına göre gerçek bir kahin ve şifacı, bazılarına göre ise şarlatan, hatta Rusya'nın sonunu getiren bir şeytan. Grigori Rasputin. Rasputin bir gün köylülerden birinin atını çalar ve bu durum ortaya çıkınca sonuçlarıyla yüzleşmek yerine yakında bulunan bir manastıra kaçar ve kendini izole eder. Manastırda ilk defa Ortodoksluk ritüelleriyle beraber tecrübe eder, aylarca burada kalır ve çarın danışmanlığını yapan Rahip Makari'den tavsiyeler alır, destek alır. Ve bu sahip olduğu kötü özelliklerinden kurtulmaya ve Tanrı'ya yönelmeye karar verir. Bu sebeple Rasputin aylar, hatta yıllar sürecek olan bir seyahate çıkar. Rusya'nın büyük kısmını, Kazan'ı, Yunanistan'daki meşhur Athos Tapınağı'nı bile görür. Tüm bu gördükleri, seyahat sırasında çektiği sıkıntılar, açlık, zor şartlar ve benzeri durumlar ileride Rasputin'e Petersburg'un kapılarını açan, kendine has karakterinin şekillenmesinde de etkili olur. Ama hala Tanrı'ya ulaşmak için aradığı cevabı bulamamıştır bu seyahatleri sırasında ve bir seyahati sırasında yer altında faaliyet gösteren ve Ortodoks Kilisesi'nin yasakladığı bir tarikat ile tanışır. Bu tarikatın adı Hilist'te. İşte Rasputin seyahati sırasında bu tarikatın ayinlerini tecrübe etmiş ve inanışlarını da benimsemişti. Rasputin'e göre bir keresinde Hazreti Meryem onun bir önsezesine gelmiş ve Petersburg'a giderek kraliyet ailesine yardım etmesini bile söylemişti. Bu noktada Rasputin manastırdaki hocası ile irtibata geçer. Romanov hanedanının danışmanlığını yapan Makari, Petersburg'daki arkadaşlarından birine Rasputin'i tanıtan bir mektup yollar. Ve ardından Rasputin Petersburg'a doğru uzun bir seyahate çıkar. Seyahatten önce bile Rasputin'in adı Petersburg'da duyulmaya başlamıştı. Makari'nin bağlantıları sayesinde soylu sınıfı Rasputin'i duymuş, hatta Pokrovskoye böyle uzak yerlerden insanlar şifa bulma niyetiyle gelmeye bile başlamıştı. Rasputin Petersburg'a vardığında ilk olarak halk tarafından bilinen ve sevilen iki kişiyle tanıştı. Piskopos Hermogen ve Rahip Iliador. Rasputin sahip olduğu bağlantılar ve kendisinden önce gelen şöhreti sayesinde kısa sürede aristokrat ve sosyete çevresine tanınmaya başlanır. Hali hazırda sahip olduğu mistik güçlerle, ki daha doğrusu kendi inandığı mistik güçlerle dikkat çeker. Fiziki özellikleriyle de ön plana çıkıyordu. 1.93 boyundaki bu adam derin manalı bakışları, parlak mavi gözleri ve kendi halindeki sadeliğiyle salona girdiği anda tüm bakışları üzerine çekiyordu. Özellikle sosyete kadınlarını. Zaman içinde Rasputin, karga kardeşler lakaplı, esrarlı şeylere ve mistizizme ilgisi olan iki kız kardeş olan Grand Duchess Melika ve Karadağlı Anastasia ile arkadaş oldu. 1 Kasım 1905'e geldiğinde de Karadağlı bu iki prenses bir akşam yemeğinde Rasputin ve kraliyet ailesini bir araya getirir. Daha ilk görüşmeden Çar ve Çariçe'yi etkileyen Rasputin, Çar 2. Nikolay'ın günlüğünde kendisine şu şekilde yer buldu. Bu akşam Tanrı'nın bir adamı ile tanıştık. İsmi ise Grigori'ydi. Evet, ikinci hikaye anlatımıyla da bu video oldu. Manastırların kapılarının arkasında nasıl olaylar olduğunu kim bilebilir ki zaten? Ya da nasıl örgütlenmelerin olduğunu? Veya hangi kadim kitapların olduğunu veya hangi düşünce sistemlerinin ortaya çıktığını bence yaratıcı da bilebilir. Bugünlük benden bu kadar. Hikayeyi ve anlatım için yani yeter bence bu kadar arkadaşım. Kendine çok iyi bak. Sakın Hilistler gibi Tanrı'ya ulaşacağım diye de kendinden geçme. Unutma ki yaratıcıyı bulmak için bence etrafına bir bakınman, araştırman, aklını ve kalbini ve bütün bir bilgi birikimlerini
ayırt etmeden bir bütün olarak düşünerek bunu yapabilirsin. Ama bu tabii benim kendi düşüncem, benim kendi fikrim. Son sözüm ise şöyle olsun. Tanrı'yı göğe koyarız, yanımızda ararız. Ama bilmeliyiz ki aslında içimizde olduğunu. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.